merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz konu konu çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz birinci videomuzda canlıların temel bileşenlerini canlıların ortak özellikleri ve bilimsel bilginin doğası ile ilgili soru çözümü yapmıştık şimdi hücre konusuna geçiyoruz ara ara böyle yüklemeler yapacağım Sizler sizler takipte kalın her konuyla ilgili Böyle çıkmış soruları çözeceğim. Bu arada 2010 yılından başlıyoruz. 2022'ye kadar olan kısımdan çözüyoruz. Daha eskiye gitmedim. Çünkü daha eski olanlarda bazen konularla ilgili değişiklikler olabiliyor. O yüzden de arkadaşlar 2010 yılından itibaren çözmeye çalışacağız. Evet başlayalım isterseniz. Birinci sorudan diyor ki Difüzyon ve ozmozla ilgili olarak ifadelerinden hangileri ortaktır demiş. Bakalım neydi difüzyon? Difüzyon arkadaşlar maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru enerji harcamadan taşınmasıdır. Ozmoz ise bu anlattığım olayın su için geçerli olanıdır. Yani ozmozda suyun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınmasıdır. İkisi de pasif taşımadır. İkisinde de ATP harcanmaz arkadaşlar. Ozmozda yarı geçirgen bir zar varken difizyonda zar bulunmaz. Yarı geçirgen bir zar bulunmaz arkadaşlar. Enerji harcanmaksızın gerçekleşir demiş. Evet, ikisi de pasif taşıma olduğu için enerji harcamadan gerçekleşiyor. Bu doğrudur. Seçici geçirgen olan yapay veya doğal bir zarın varlığında gerçekleşebilirler. Arkadaşlar şimdi az önce dedim ki e, ee, ozmozda zar vardır ama difüzyonda yoktur. Biz bunu yapay olarak yapabiliriz. Yani yapay olarak difüzyona da zar koyabiliriz. Hücre zarından geçiş de bir difüzyon olayıdır. Dolayısıyla difüzyonda zar ol, olabilir de olmayabilir de. O yüzden bunu da doğru olarak alıyoruz. Zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlar demiş. Arkadaşlar zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışından atılması olayına biz egzositoz diyoruz. Egzositoz zardan geçemeyen bir madde varsa o madde büyük maddedir. Büyük maddelerde hücre içerisine alınmasına biz endositoz diyoruz. Hücre dışına atılmasına da egzositoz diyoruz. Exit'ten gelsin aklınıza. Exit çıkış demek hücrenin dışarısına çıkarmak demektir. Egzositoz olayı o yüzden bunu alamam bu yanlıştır. Ortak olanlar nedir? 1 ve 2'dir arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. Mitokondri ve kloroplastın ökaryotik hücre yapısına endosimbiyoz olayı sonucunda katıldığı varsayılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin ökaryotik hücre yapısına kloroplastan daha önce katıldığının kanıtı olabilir. Şimdi arkadaşlar ilk önce endosimbiyoz olayından birazcık bahsedeyim size. Endo ne demek? Endo iç, içeri. Simbiyoz da birlikte yaşamak demektir. Endosimbiyoz hücrenin içerisinde canlıların birlikte yaşamasıdır. Şimdi endosimbiyoz olayına göre diyorlar ki mitokondri ve kloroplast daha önceden tek başına yaşayan prokaryot bir canlıydı. Hem moleküler kanıtlar buna destek oluyor hem de arkadaşlar mitokondri ve kloroplastın yapısına baktığımızda bu yapısal kanıtlar da buna destek sağlıyor. Mesela mitokondri ve kloroplastın kendilerine özgü DNA'ları var, ribozomları var, e, kendilerine özgü stoplazmaları var. Daha sonra bunlar çift zarlı, aynı prokaryotların özelliklerine benziyor, kendilerini çoğaltabiliyorlar. Dolayısıyla bu özelliklerinden dolayı diyorlar ki mitokondri ve kloroplast önceden prokaryot bir canlıydı. Daha sonra diyor işte evrimsel ee, olaylar sonucunda işte tek başına yaşayamayacakları için başka bir hücrenin içerisine girdiler ve orada özelleştiler diyor. Mitokondri oksijenli solunum için özelleşti, kloroplast da fotosentez için özelleşti. Buna göre endosimbiyoz olayı hipotezi açıklanıyor. Diyor ki hangisi mitokondrinin ökaryotik hücre yapısına kloroplasttan daha önce katıldığının kanıt olabilir okuyalım. Mitokondrinin boyutlarının kloroplasttan küçük olması bunun boyutla alakası yok. Mitokondrinin iki zarlı, kloroplastın 3 zarlı olması. Şimdi kloroplastta doğru 3 zar var. Bir de tilakoit zar dediğimiz zar sistemi var ama bununla da bilgisi yok. Mitokondrinin hücre içindeki sayısının göreceli olarak daha fazla olması. Mitokondrinin ökaryotik canlıların hepsinde, kloroplastın ise yalnızca bitkilerde ve bazı bir hücrelerde bulunması, fotosentez sırasında kloroplastta üretilen oksijenin mitokondri tarafından kullanılabilmesi. Şimdi arkadaşlar, bizim mitokondrinin daha önce, kloroplasttan daha önce girdiğinin kanıtı olarak D alabiliriz. Çünkü mitokondri tüm ökaryotik canlılarda bulunuyorsa eğer bu daha önce girmiştir yaşam alanına yani daha önce bir endosimbiyoz olayını geçirmiştir. Kloroplast ise sadece bitkilerde ve bazı bir hücrelerde bulunuyor. Dolayısıyla o zaman diyoruz ki kloroplast daha sonra sadece seçim yaparak giriş yapmıştır. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geçelim. Hücre zarından madde taşınımı ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Oksijen hücre zarından daima pasif yol taşıma yoluyla geçer. Arkadaşlar gazlar her zaman pasif taşıma yoluyla taşınırlar. Bu doğrudur. Hücre zarının iki tarafında derişim farkına sahip olan her madde kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapabilir. Şimdi bakın, derişim farkına sahip olan maddeler kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapabilir ama her madde yapamaz. Yani büyük maddeler yapamazlar arkadaşlar. Burada her madde dediği için bu yanlış olacak. Kolaylaştırmış difüzyon nedir? Az önce difüzyonu açıkladım ya. Dedim ya maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınmasıdır. Kloropla pardon, e, kolaylaştırmış difüzyonda şöyle bir durum var. Burada taşıyıcı bir protein var. Yani şöyle hücre zarında şöyle bir protein olduğunu düşünün. Bu protein buradaki maddeleri kendi içerisine alıyor. Daha sonra arkadaşlar hücre zarına taşıyor. Biz buna kolaylaştırmış difüzyon diyoruz. Kolaylaştırmış difüzyon her madde için e, maalesef gerçekleşemez. O yüzden bu yanlıştır. Aktif taşımada moleküller yalnızca hücre dışından hücre içine doğru taşınır. Arkadaşlar böyle bir şey de olamaz. Madde taşınması ister aktif taşıma olsun ister pasif taşıma olsun hücre dışından hücre içine ya da hücre içinden e, Aa, bir dakika aktif taşımada moleküller yalnızca hücre dışından hücre içine doğru taşınır. Aslında bunu doğru alırız. Neden alırız biliyor musunuz doğru olarak? Çünkü aktif taşımada ATP harcalır. Peki ATP nerede üretilir? Hücrenin içerisinde. Hücrenin içinde üretildiği için arkadaşlar mecburen hücre dışından hücre içine doğru olması gerekiyor. Ama hücre içindeki maddeyi hücre dışına da gönderebilir aktif taşımayla yok bunu yanlış alacağız e, ATP'yi kullanarak yine hücre içerisindeki bir maddeyi aktif taşıma yoluyla hücre dışarısına gönderebilir arkadaşlar evet bu yüzden arkadaşlar bu da yanlış olacak cevabımız yalnız bir aşık olur yani e, burada hücre içerisindeki Atık maddeleri yine ATP kullanarak küçük maddeleri hücre dışarısına doğru gönderebilir. O yüzden de sadece hücre dışından hücre içine değil hücre içinden hücre dışına doğru da gerçekleşebilir. Gelelim dördüncü sorumuza. Hayvan hücrelerinde hücre zarından madde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oksijen ve karbondioksit gibi moleküller zardan difüzyonla geçer. Doğru arkadaşlar gazlar her zaman difüzyon yoluyla taşınıyor unutmayın doğru. Kolaylaştırılmış difüzyonla moleküllerin taşınmasına zarı bir uçtan bir uca kat eden taşıyıcı proteinler yardım eder. Bu da doğrudur. Az önce söyledim bu taşıyıcı proteinler zar üzerinde hareket ederek taşınma olayını sağlıyor arkadaşlar doğru. Su molekülleri sadece çift lipid tabakasından hücreye girebilir. Dursun bakalım diyelim ki herhangi bir yorumunuz yok. O zaman şöyle bekletiyoruz. Diğer şıklara bakacağız. Zardan geçebilen bir molekülün zarın karşılıklı iki tarafındaki derişim farkının korunması hücrenin enerji harcamasıyla sağlanabilir. Yani diyor ki iki tarafta diyor eşit maddeler var diyor. Bu eee bu derişim farkının hani iki tarafta bir derişim farkı var. Eğer ben bu derişim farkını koruyabilmek istiyorsam enerji harcamam lazım. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü bir molekül zardan geçebiliyorsa onun eğilimi şöyledir. Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınmak ister. Dolayısıyla ATP harcayarak ben o maddeyi çok yoğun olduğu yerde tutabilirim. Enerji harcamam gerekiyor o yüzden doğrudur salgı hücreleri sentezlendikleri ürünleri hücre dışına egzostozla salgılar bu da doğrudur arkadaşlar egzostoz olayı çünkü e, sentezledikleri ürünler büyük moleküller oluyor dolayısıyla egzostoz yoluyla dışarı verecek burada su molekülleri sadece çift lipid tabakasından hücreye girmez arkadaşlar e, proteinler aracılığıyla da giriş yapabilir dolayısıyla yanlış olan c şıkkı olacak şimdi geçelim diğer sorumuza Diyor ki aşağıdaki tabloda basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımanın bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre hangisi söylenemez diyor. Diyor ki sadece aktif taşımada ATP harcanır. Şimdi bakalım aktif taşımada. Taşımada etkili faktörde bakın dikkat ederseniz ATP hidrolizi diyor. Diğerlerinde ATP ile ilgili bir şey yok. O yüzden bunu söyleyebilirim. Ki zaten tabloyu vermese de bunu biliyorum arkadaşlar. Zar proteinlerinin kullanıldığı madde taşınımında genellikle özgürlük vardır. Şimdi bakıyorum. Diyor ki zar proteinlerini kullanma zorunluluğu. Bakıyorum hangisinde var? Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma da var. E bu e, bunlarda özgürlük de var mı? Bakın dikkat ederseniz özgürlük var. Özgürlük peki ne demek burada? Ne demek istiyor? Sadece belirli maddeleri taşıyabiliyorlar arkadaşlar. Yani zar yüzeyinde bulunan bazı proteinler, bazı reseptörler gelen maddeyi tanıyor. Mesela diyelim ki glikoz. Glikozu tanıyor, içeri alıyor. Glikozdan farklı bir madde gelirse eğer onu içeri almıyor. Dolayısıyla bir özgürlük dediğimiz mekanizma bunlar da vardır. Bu doğrudur. Basit difüzyon derişim farkına göre gerçekleşir. Basit difüzyona bakıyorum taşınımda etkili faktör derişim farkı dolayısıyla doğrudur. Kolaylaştırılmış difüzyon derişim farkına göre gerçekleşir. Evet kolaylaştırılmış difüzyonda da derişim farkı var doğrudur aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içerisine birim zamanda alınan madde miktarı hiçbir zaman değişmez demiş. Şimdi arkadaşlar e, aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyonda bu olayları artıran bazı şeyler vardır. Mesela ne kadar fazla ATP üretilirse aktif taşıma o kadar fazla gerçekleşir. Yine kolaylaştırmış difizyonda da işte proteinlerin yapısı eğer ki bozulursa madde taşınımı az gerçekleşir. Burada madde miktarı hiçbir zaman değişmez dediği yanlış olur. Genelde bakın dikkat ederseniz şıklarda ya hiçbir zaman kelimesi geçiyor ya sadece kelimesi geçiyor. Eğer biyolojide, biyoloji istisnalar bilimidir ben bunu size söyleyeyim. Biyolojide şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, baktınız ki mesela soruda diyor ki işte sadece şunlarda gerçekleşir. Yalnızca burada görülür Veya madde miktarı hiçbir zaman değişmez Bu gibi kesinlikler gördüğünüz zaman Eğer şıklardan diğer şıklardan eminseniz O şıkkı işaretleyin ee, Genellikle zaten cevaplar bu şekilde oluyor Ama hani böyle ikilemde kaldığınız bir şık varsa yani Atmayı boş bırakın daha iyi olur Çünkü bir yanlıştansa bir boş her zaman için daha nedir? Daha iyidir Gelelim diğer sorumuza tipik bir bitki ve hayvan hücresi kar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Bitki ve hayvan hücresini karşılaştıracağız. Diyor ki enerji kullanarak hücre içine molekül alma. Şimdi arkadaşlar enerji kullanarak hücre içerisinde molekül alıyorsa bu ne yapabilir? ATP harcamak demektir. Yani aktif taşıma yapabilir. Her ikisi de aktif taşıma yapabiliyor mu? Yapabiliyor. O zaman bu ortaktır. Oksijen kullanarak enerji üretimi gerçekleştiren organellere sahip olma. Oksijen kullanarak enerji üretimi yapan organel hangisidir? Mitokondri. Mitokondri hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde var. O yüzden bu da ortaktır. Hücrede üretilen bazı maddeleri hücre dışına salgılama. Bunu ikisi de yapabilir. Yani salgı maddelerini hücrenin dışarısına gönderebilir. Doğru. Ortaktır. Üzerinde ribozomlar bulunan endoplazmik retikuluma sahip olma. Üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikuluma ne diyoruz? Granüllü endoplazmik retikulum diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buna sahip olma ikisinde de ortaktır. Atık ürünleri merkezi kofulda depolama. Bakın merkezi koful dediğimiz koful sadece bitkilerde bulunur arkadaşlar. Hayvanlarda yoktur. O yüzden ortak değildir. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Arada böyle eskici falan geçiyor. O sırada videoyu durduruyorum. Ses gelmesin diye. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunabilir? Bakalım. Merkezi koful. Arkadaşlar merkezi koful sadece bitkilerde vardır. Granüllü endoplazmik retikulum bitkide de hayvanda da bulunabilir. Hücre zarı her ikisinde de bulunur değil mi? Bitkide de hayvanda hatta tüm canlılarda bulunur hücre zarı. Hücre duvarı bakın sadece bitkilerde bulunur hayvanlarda bulunmaz. Hücre iskeleti elemanları nedir hücre iskeleti elemanları? Mikrofilament, mikrotübül ve ara Bunlar hücreye desteklik sağlıyorlar. Daha sonra hücrenin şeklinin korunmasını sağlıyorlar. Organellerin yerlerinin değiştirilmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde bulunabilir. O zaman üçün ikisinde de bulunanlar hangileri 2 3 ve 5'tir. Bakalım cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak 2 3 5. Bu arada bitki hücresinde hangi organeller yok? Onları söyleyeyim. Arkadaşlar gelişmiş bitki hücrelerinde lizozom ve sentrozom yoktur. Hayvan hücrelerinde hangi organeller yok? Hayvanlarda da plastitler yani kloroplast, kromoplast ve lekoplast yoktur. Ayrıca merkezi koful yoktur. Hayvan hücrelerinde kontraktil koful yoktur. Bitki hücrelerinde de kontraktif koful yoktur. Kontraktif koful sadece tatlı sularda yaşayan bir hücreli ökaryot canlarda bulunur. Yani işte paramesyum, öglena, ee, amip gibi canlılarda bulunuyor arkadaşlar. Diğer canlılarda bulunmaz unutmayın. Gelelim 8. soruya. Bu arada kontraktil kofulun görevini de söyleyeyim. Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu depo ediyor. Daha sonra ATP harcayarak bunu dışarı atıyor arkadaşlar. Kontraktif kofulu da bilmenizde fayda var. Çünkü sorulabilir özel bir e, organel olduğu için. 8. soruda diyor ki bir hücrenin yapılarından hangilerine sahip olması ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılabilir. Bakalım. Şimdi bakın Ribozom bulunması ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılabilir mi? Hayır. Çünkü hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ribozom bulunur arkadaşlar. Bunu kullanamam. Hücre duvarı. Hücre duvarını da kullanamam. Çünkü mesela bakterilerde de hücre duvarı var. E bakteri nedir? Prokaryot. E bitkide de hücre duvarı var. E bitki nedir? ökaryot. O zaman ikisinde de bulunabildiği için bunu yine karar vermek için kullanamam. Ama hücre duvarının yapısından bahsetseydi mesela glikoprotein deseydi, pardon, e, peptidoglikan deseydi o zaman ben bunun prokaryot olduğunu, bakteri olduğunu anlardım. Selüloz deseydi ökaryot olduğunu, bitki olduğunu anlardım. Kitin deseydi, kitin yapılı hücre duvarı deseydi o zaman mantar olduğunu yani ökaryot olduğunu anlardım. Sadece hücre duvarı bir şey ifade etmez ama hücre duvarının yapısını bize söyler, söylerse hangi canlı olduğunu bulabiliriz unutmayın. Peki ben Mitokondriyi gördüğüm zaman bu hücrenin prokaryot mu ökaryot mu olduğunu anlayabilir miyim? Evet ökaryotlarda mitokondri vardır prokaryotlarda yoktur. Prokaryotlarda ribozom haricinde başka organel yoktur unutmayın. Ökaryotlarda ise arkadaşlar hemen hemen tüm organeller bulunuyor. Bazı farklılıklar var 7. soruda da söylemiştim. 9. soruya gelelim. Hayvansal hücre zarlarına özgürlük kazandıran glikolipitler Aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir? Arkadaşlar, glikolipitler, bakın, e, bunların birleştirildiği bir yer vardır. E, hücrede salgı paket yapan bir organelimiz var. Nedir bu organel? Golgi aygıtı değil mi? Golgi aygıtında glikolipitler üretilir. Şöyle bakın birleşik şeyler görürseniz glikolipit, glikoprotein, lipoprotein gibi bunlar nerede üretiliyor? Golgi'de üretiliyor. Yani Golgi'de birleştirildiği için aslında üretim yerinde orası olduğunu e, söylüyoruz arkadaşlar. Mesela ribozomlarda protein sentezi yapılıyor. Toplazmada mesela prokaryot olan hücrelerde bazı sentezler, karbonhidrat sentezi falan yapılabilir ama ökaryotlarda... E, belli sentezler yoktur. Lizozom ne yapıyor? Lizozom hücre içi sindirimi yapıyor arkadaşlar. Hücre zarında ise sadece selüloz e, üretimi gerçekleşir. Hücre zarındaki proteinlerde başka hiçbir olay. Bir de madde taşımaları falan gerçekleşiyor. Burada cevabımız ne olacak? Tabii ki Golgi aygıtı olacak. 10. soruya gelelim. Diyor ki hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ökaryot hücrelerde zarlı organeller bulunur. Evet doğru. Değil mi? Ne demiştik? Ribozom Tüm e, hücrelerde var ama zarlı olan organeller e, sadece ökaryotlarda bulunur dedik arkadaşlar. Bu doğrudur. Hücre büyüdükçe yüzey alanı hacim oranı azalır demiş. Şimdi hücre büyüyor ya hücre büyüdüğü için hacim artıyor yüzey alanı sabit kalıyor. Yani bakın yüzey alanı pay kısmında hacim payda kısmında. Şimdi hacim büyüyorsa burası artıyorsa ne olur? Bu oran bu oran azalır. Doğrudur arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir ekmeği ikiye bölmek mi daha fazla e, hani bize mesela daha fazla şey pay düşer yoksa dörde böldüğümüz zaman mı? İkiye böldüğümüz zaman daha fazla pay düşüyor. Ben payda kısmını artırdığım zaman yani bir ekmeği dörde böldüğüm zaman bana düşen oran azalır. O zaman yüze bölü hacim oranı ne yapıyor? Azalıyor. Doğrudur. Hücre canlılığın temel birimidir. Doğru arkadaşlar. Yeni bir hücre ancak başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Doğrudur. Yani bir hücre hani yoktan var olmaz. Başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşuyor. Doğrudur. Farklılaşmış hücreler sürekli bölünür demiş. Arkadaşlar farklılaşmış olan mesela sinir hücresi. Sinir hücresi bölünemez. Yumurta hücresi bölünemez. Bölünemeyen hücreleri biz şöyle kodluyoruz. Kars yumurtası diye. Ben öyle kodluyorum. Şimdi yumurtadan zaten yumurta olduğunu anlıyoruz. Yumurta hücresi bölünemiyor. K'de kan pulcukları veya kas hücresi olarak düşünebilirsiniz. A e, al unuttum ne diyeceğim unuttum. A al yuvar hücresidir. Bir an kafam gitti tabii ben unuttum her şeyi. A al yuvar hücresidir. R retina, gözde bunlar retina tabakası yine bölünemez. S de sinir hücresi arkadaşlar, sinir hücresi bölünemez. Kars yumurtası diyerek kodlarsanız aklınızda kalır. Neymiş bunlar? Sürekli bölündü dediği için yanlış alıyoruz. Bölünemeyen hücreler varmış. Gelelim diğer sorumuza 11. soru. Hipertonik tuz çözeltisine konmuş bir hücrenin toplazmasının ozmotik basıncındaki değişimi gösteren grafik hangisidir? Şimdi ben bir hücreyi alıyorum, hipertonik ortama koyuyorum. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Şu hipertonik, hipotonik ortamları anlayabilmeniz için arkadaşlar şöyle anlatmak istiyorum size kısaca. Video uzun olacak ama emin olun bir daha unutmayacaksınız. Şimdi bakın, diyelim ki elimizde eşit özellikte hücrelerimiz var. Bu hücrelerin içerisinde de %10'luk glikoz çözeltisi olsun. %10'luk hepsinde glikoz çözeltisi var. Şimdi ben Birinci ortama getiriyorum. Şöyle %50'lik glikoz çözeltisi koyuyorum. Birinci ortamdaki yoğunluğa baktığımda bu ortam hücreye göre daha mı yoğun? Evet değil mi? Çünkü %50'lik glikoz çözeltisi var. O zaman daha yoğun olduğu için ben bu ortama ne diyorum? Hipertonik ortam diyorum. Bakın ortama göre karar veriyorsunuz tamam mı? Hücreye göre değil. Ortam daha yoğun olduğu için hipertonik ortam dedim. Peki bu ortamda ne olur? Kısaca bunlara bakalım. Arkadaşlar Hücredeki su miktarı ne kadar? %90. Ortamdaki su miktarı ne kadar? %50. Su nerede fazla? Hücrenin içerisinde. O zaman hipertonik ortamda hücre su kaybeder. Hücre su kaybettiği için büzülür. Biz bu büzülme olayına ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. O zaman bir hücre hipertonik bir ortama konulduğu zaman ne oluyormuş? Büzülerek plazmoliz dediğimiz olayı gerçekleştiriyormuş. Su kaybediyormuş. Gelelim ikinci ortamımıza. Ben getirdim ikinci ortama da yine yüzde onluk glikoz çözeltisi koydum. Eşit mi ortamlar? Eşit. Eşit olduğu için ben eş anlamında izotonik ortam diyorum. Burada madde giriş çıkışları eşit bir şekilde olur arkadaşlar. Madde giriş çıkışı olmaz demiyoruz. Giriş çıkış olur ama eşit olur. Gelelim ikinci ortamımıza. Üç, pardon üçüncü ortamımıza. Üçüncü ortama da getirdim yüzde ikilik glikoz çözeltisi koydum. Şimdi ortama bakıyorum. Hücreye göre daha az yoğun değil mi? Daha az. Çünkü 2 ondan daha küçük. O zaman az yoğun. Az yoğun anlamında hipotonik ortam. Bakın hipotermiden gelsin aklınıza. Hipotermi nedir? Vücut sıcaklığının düşmesidir. Ee, hipertonik. Hipertonik de hipertansiyondan gelsin. Hiper, tansiyon nedir? Tansiyonun yükselmesi demektir. O zaman hiper dediğimiz zaman yüksek yoğunluk aklımıza gelecek. Hipotonik dediğimiz zaman da düşük yoğunluk aklımıza gelecek. Peki buradaki su miktarlarına bakalım. Burada su miktarları ne kadar? Yine hücrenin içerisinde %90 su var. Ortamda ne kadar su var? %98 su var değil mi? Ortamdaki su miktarı daha fazla. Bu sefer ne yapıyor? Hücrenin içerisine su girmeye başlıyor arkadaşlar. Eğer ben plazmoliz olmuş bir hücreyi getirip bu ortama koyarsam ne olur? Eski haline geri döner. Eski haline geri dönme olayına da ne diyorum? Deplazmoliz diyorum. Deplazmoliz. Peki hücre çok su aldı, su aldı, su aldı ve hücre çeperi içermeyen bir hücre ise arkadaşlar, duvarı olmayan bir hücre ise bu hücre patlayabilir. Patlama olayına da ne diyorum? Hemoliz diyorum. Hemoliz patlama olayı, hücrenin çok su alarak patlaması. Bu patlama olayı arkadaşlar şöyle gerçekleşiyor. E, hücre duvarı olan canlılarda bu patlama olayı gerçekleşmez. Unutmayın. Hücre duvarı çünkü buna izin vermez. Bir de turgor basıncı ile ozmotik basınçtan bahsetmek istiyorum. Ozmotik basınç su alma isteğidir. Su alma isteği. Turgor basıncı ise suyun fazlalığıdır arkadaşlar. Fazla su. O şekilde düşüneceğiz. Eğer bir hücre su kaybediyorsa o hücrenin su alma isteği artıyordur. Yani ozmotik basıncı artıyordur. Bir hücrede fazla miktarda su varsa turgor basıncı artıyordur. O zaman buradaki ortamlara baktığımız zaman ne olacak bakın. Bu hücre su kaybettiği için ne yapacak? Ozmotik basıncı artacak arkadaşlar. Şurası eşit olduğu için ozmotik basınçla turgor basıncı birbirine eşit olacak. Biz buna turgor durumu diyoruz. Üçüncü ortama baktığımızda hücre su aldığı için sürekli ozmotik basınç düşer. Turgor basıncı yani suyun fazlalığı ne olur? Artar. Bu şekilde e, bu ortamları umarım anlatabilmişimdir. Şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet sorumuz 11. sorumuz. Şimdi Soru da bize diyor ki hipertonik tuz çözeltisine konmuş bir hücrenin stoplazmasının ozmotik basıncındaki değişimi gösteren grafik hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz bir hücreyi alıyoruz hipertonik bir ortama koyuyoruz. Hipertonik ortama koyduğumuz zaman ne yapıyordu? Su kaybediyordu değil mi? Su kaybediyorsa bu hücre ozmotik basıncı yani suya olan ihtiyacı artar mı azalır mı? Şimdi bakın ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaç. Eğer ben su kaybediyorsam benim suya olan ihtiyacım artar değil mi? O zaman bu hücre hipertonik ortamda su kaybediyorsa, suya olan ihtiyacı artacaktır. Yani grafiğimiz arkadaşlar nasıl bir grafik olacak? Artan bir grafik olacak. O zaman bakıyorum. Bakın C şıkkı, D şıkkı, E şıkkı gitti. A şıkkına baktığım zaman bakın artmış, azalmış, artmış, azalmış şeklinde göstermiş. A şıkkı dolmaz. olmaz. B şıkkında ozmotik basıncı sürekli olarak artar göstermiş. Belli bir değerden sonra sabit kalır olarak göstermiş. Şimdi e, ortamdaki su miktarı artık hani kendi vücudundaki hücrenin içindeki su miktarı azaldıkça bir süre sonra artık azalma duracaktır, sabit kalacaktır. O yüzden ozmotik basıncı da bir süre sonra sabit olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı olur. 12. sorumuza gelelim. Diyor ki bir ozmoz deneyinde üç farklı bitki hücresi X, Y, Z sıvılarının içine konduğunda aşağıdaki bulgular elde ediliyor. Bu deneyin bulgularına göre yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılamaz diyor. Hani kesin olarak ulaşamayacağım ben bunlara. Diyor ki birinci hücre X sıvısına konduğunda büzüşüyor. O zaman hücre büzüşüyorsa su kaybediyordur. Yani hangi ortama konmuştur? Hipertonik ortama. İkinci hücre diyor Y sıvısına konduğunda şişiyor. Şimdi hücre Y sıvısına konduğunda şişiyorsa o zaman su alıyordur. Peki su aldığımız ortam hangi ortamdı? Hipotonik ortamdı değil mi? O zaman burada ikinci ortamımız ne olacak? Y ortamı ne olacak arkadaşlar? Hipotonik olacak. Üçüncü hücre Z sıvısına konduğunda hücrede şekil değişikliği gözlenmiyor. O zaman giriş çıkışlar eşittir. Burada da izotonik ortamdır. O zaman x ortamı hipertonik, y ortamı yani y sıvısı hipotonik, z sıvısı da izotoniktir. Diyor ki x sıvısının ozmotik basıncı birinci hücrenin hücre içi ozmotik basıncından yüksektir. Ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaçtı. Bunları çok iyi anlamanız lazım. Şimdi bu ozmotik basınç, turgor basıncı bunları çok iyi aklınızda tutmanız lazım arkadaşlar. Ozmotik basınç deyince ne aklıma geliyor? Benim suya olan ihtiyacım aklıma geliyor. Ben tuzlu bir su içtiğim zaman bakın o tuzlu suyun mu? Hani o tuzun mu suya ihtiyacı daha fazladır benim mi? Tuzlu suyun daha fazla suya ihtiyacı vardır. O zaman Hipertonik ortamın suyu olan ihtiyacı daha fazladır. Bakın dikkat ederseniz zaten birinci ortamda hipertonik ortamda su miktarı daha azdı hücreye göre. Burada %50, %50 miktarda su varken burada %90 miktarda su var. O zaman birinci ortamın suyu olan ihtiyacının yani ozmotik basıncı hücreden daha yüksektir diyor. O zaman bu doğrudur. Y sıvısının yoğunluğu ikinci hücre içi Hücrenin hücre içi yoğunluğundan azdır demiş. Evet ikinci Y sıvısı için ne dedik? Hipotonik dedik. Hipotonik ortam hücreye göre daha az yoğun olan ortamdır. Burada azdır dediği için doğru. Buna da kesin olarak ulaşabildim. X, Y, Z sıvılarının molekül büyüklükleri birbiriyle aynıdır demiş. Arkadaşlar ben e, bununla ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Hani e, dursun bakalım. Birinci hücre ile ikinci hücrenin ozmotik basınçları birbirinden farklıdır. Şimdi bununla ilgili de kesin bir şey söylemiyorum. Çünkü belki birinci hücre ile ikinci hücre aynı hücredir. Bilemiyoruz onu. Dolayısıyla ben 3 ve 4'e kesin olarak ulaşamıyorum. O yüzden cevabımız kesin olarak ulaşılamaz dediği için 3 ve 4 olur. Edirne şıkkı olur. Gayet güzel eleyici bir soruymuş bence. 13. sorumuz. Hücre zarının özelliklerinden hangileri özgürlüğünü sağlar? Özgürlük ne demekti? Belli maddeleri tanıması demekti. Elektrik yüklü olması bununla ilgisi yoktur arkadaşlar. Bakın özgürlük demek şudur. Özgürlük bir hücrenin hücre zarında bulunan glikoprotein, glikolipit gibi moleküller o hücrenin özgürlüğünü sağlar arkadaşlar. Zar lipitlerinin iki tabakalı dizilmesi değil zar lipitlerinin hareketli halde olması bu da değil özgürlüğü sağlayan nedir? Yüzey proteinlerine karbonhidrat eklenmesi. Yüzey proteine karbonhidrat eklediğim zaman hangi molekül oluşuyor? Glikoprotein molekülü oluşuyor. Bu da hücrelerin özgül olmasını yani belirli maddeleri tanımasını, belirli hücreleri tanımasını sağlar. Özellikle Bizim vücudumuzda bulunan ak yuvar hücreleri buna göre çalışır. Ak ne yapıyorlar? Yabancı olan maddeleri alıp onları sindiriyorlar ve bizi mikroplara karşı koruyorlar. Dolayısıyla ak yüzeyinde bulunan glikoproteinler bizim kendi hücrelerimizi tanımaz. Yani tanır onlar için şey yapar hani sen benim hücremsin geçebilirsin bana yakınsın gibi. Ama farklı bir mikrop geldiği zaman farklı bir hücre farklı bir madde geldiği zaman diyor ben seni tanımıyorum diyor. O zaman hemen alacağım içime sindireceğim diyor. Bu şekilde arkadaşlar biz mikroplara karşı korur var hücrelerimiz. Bu özgürlüğü sağlayan mekanizma nedir? Glikoprotein dediğimiz protein molekülleridir. Cevabımız ne olur? Yalnız 4 bursa şıkkı olur. 14. sorumuz diyor ki bir insanın karaciğer hücresi ile mide epitel hücresi arasındaki arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından farklılığın olması beklenmez? Şimdi karaciğer hücresi ve mide epitel hücresi. İkisi de farklı organların hücresi. Karaciğer hücresi de iken kromozomludur. Mide hücresi de iken kromozomdur. Kromozom sayıları aynı. Ee, hücrelerin şekillerine baktığımızda şekiller birbirinden farklı olabilir, çünkü farklı organlara aittir. O yüzden hücre şekli farklı olabilir. Hücre zarındaki glikoproteinlerin dağılımı farklı olabilir arkadaşlar. Biri karaciğer hücresi, biri mide hücresi. İkisinin birbirinden farklı olmasının temel sebeplerinden biri de budur zaten. Bu da farklı olabilir. İçerdikleri mitokondri sayısı. Karaciğer daha fazla çalıştığı için mitokondri sayısı yüksek olabilir. Midede daha düşük olabilir. Dolayısıyla mitokondri sayısı farklılık gösterir. İçerdikleri enzim çeşidi de farklılık gösterir. Mesela karaciğerde katalaz enzimi varken mide epitel hücresinde katalaz enzimi yoktur. Başka enzimler üretilir. Dolayısıyla bu da farklı olabilir ama kromozom sayısı ikisi de iki kromozomlu olduğu için eşittir. İnsan dediği için kaç kromozomdur? 46 kromozomdur arkadaşlar. Kromozom sayısı değişiklik göstermez. DNA dizilimleri değişiklik göstermez. Çünkü bunlar bizim temelimizi belirleyen şeylerdir. O yüzden de e, karaciğer hücresi desin, mide desin, işte kol desin, bacak desin fark etmez. Gamet hücresi demediği sürece yani üreme hücresiyle bir vücut hücremizi karşılaştırmadığı sürece diğer hücreler birbirinin tıpa tıp atıp aynısıdır. Şekil bakımından değil bakın. Kromozom sayısı DNA dizilimi bakımından, nükleotit dizilimi bakımından birbirinin aynısıdır unutmayın. Gelelim 15. sorumuza. Aşağıda akıcı mozaik zar modelinin kesit şematize edilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile gösterilen maddelerle ilgili olarak şimdi bakalım. X, Y, Z'ye bakalım arkadaşlar. Burada X nedir? Bakın X ile gösterdiği yapı glikoproteindir. Gliko Protein dikkat ederseniz burada bir protein molekülüne glikoz bağlanmış glikoprotein. Ee, Y'ye bakıyorum. Y'de lipid tabakasını göstermiş. Lipid. Z nedir? Z'de bir proteindir. Sadece protein burada glikoz bağlantısı yok. Diyor ki X hücreye özgürlük kazandırır. Evet glikoprotein olduğu için hücreye özgürlük kazandırıyor. Doğru. Z madde geçişlerinde işlev görebilir. Evet bir taşıyıcı protein olup madde geçişlerinde işlev görebilir. Doğru arkadaşlar. Suda çözünen moleküller Y'nin kuyruk kısmından kolay geçer demiş. Şimdi suda çözünen molekül burası bir yağ tabakası değil mi? Şimdi kuyruk kısım nedir arkadaşlar? Suyu sevmeyen kısımdır. Lipit tabakasında kuyruk kısım. Yani şu uzantılar nedir? Suyu sevmeyen kısımdır. Dolayısıyla suda çözünen moleküller yağın kuyruk kısmından kolayca geçemezler arkadaşlar. O yüzden hangileri doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Kaçıncı soru? 16. sorumuza geldik. Molekül büyüklüğü ve difüzyon Hızı arasındaki ilişkiyi incelemek için aşağıdaki deneyler düzenleniyor demiş. Birinci deney tüpüne K, ikinci deney tüpüne L, üçüncü deney tüpüne M boyaları eşit miktarlarda eklendikten sonra aynı ortamda 24 saat bekletiliyor. Bir süre sonra tüpler incelendiğinde en fazla M boyasının, en az ise K boyasının yayıldığı gözleniyor. Buna göre KLM boyalarının molekül büyüklüklerinin doğru sıralaması hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Bakın %3'lük jelatin çözeltisi var. Bu arada parantez içinde okuyalım. Diyor ki bu boyaları jelatin içindeki çözünürlük katsayılarının aynı olduğu kabul edilecektir. Yani moleküller arkadaşlar çözünme hızları çözünme katsayıları sayıları aynıymış. Şimdi bakıyorum en fazla diyor en fazla M boyası yayılmış, en az da K boyası yayılmış. O zaman M boyası daha küçük yapıya sahiptir ki, yani M en küçüktür arkadaşlar, o yüzden daha kolay yayılmıştır. Çünkü büyük olan maddelerin yayılması daha uzun sürer. O zaman K boyası en, uz, e, en büyük moleküle sahiptir. E, L boyası da ikisi arasındadır. O zaman K büyüktür, L büyüktür, M diyeceğiz. Cevabımız A şıkkı olacak. Unutmayın, küçük moleküllerin yayılma hızı daha yüksektir arkadaşlar. Burada M boyası en fazla yayıldığı için M'yi en küçük madde olarak aldık. 17. sorumuz. Tatlı sularda yaşayan bir paramesyum bulunduğu ortamdan alınarak derişimi daha yüksek olan bir ortama konulmuştur. Bu durumda paramesyumdaki aşağıdaki organellerden hangisinin çalışma hızının yavaşlaması beklenir? Şimdi bakın. Normalde paramesyum tatlı suda yaşıyor. Tatlı suda yaşadığı zaman en fazla çalışan organel hangisidir? Kontraktil kofuludur. Çünkü kontraktil koful hücreye giren fazla suyu alıyor. Bu fazla suyu depo eder, ATP harcayarak da dışarı atar. Ama ben bunu bulunduğu ortamdan almışım, daha yoğun bir yere koymuşum. O zaman tatlı suda yaşamadığı için daha yoğun bir yerde yaşadığı için kontraktil koful artık hani e, çok fazla çalışmasına gerek kalmaz. O yüzden yavaşlaması beklenen organel hangisidir? Kontraktil kofuldur arkadaşlar. Cevabımız aşık olur. 18. soru. Çeşitli hücrelerde madde taşınmasına ilişkin örneklerinden hangileri ilgili hücrede enerji harcanmasıyla gerçekleşir? Bakalım. Enerji harcanacak bir olay arayacağız burada. Çözünmüş oksijenin plazma zarından hücre içine geçmesi. Bakın oksijen, karbondioksit gibi gazlar her zaman difüzyon yoluyla yayılır. Yani e, enerji harcanmaz. Dolayısıyla burada enerji yok. Pasif taşıma bu. Pasif taşıma. Paramesyumda hücre içindeki fazla suyun hücre dışına atılması. Az önce söyledik ki, enerji harcanıyor burada. İkiyi alacağız. Bir bitki hücresinin konulduğu ortamdan su olarak şişmesi. Arkadaşlar burada e, su alma yani suyun difüzyonu dediğimiz olay bu da pasif taşımadır, enerji harcanmaz. Bir alg türünün hücre içi potasyum oranının yaşadığı ortamdan bin kat daha fazla olması. Şimdi bakın, algin içindeki potasyum miktarı yaşadığı ortamdakinden bin kat daha fazla. Normalde bunu serbest bıraksanız potasyum ortama doğru gider çünkü difüzyon kurallarına göre maddeler çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere göre yere doğru taşınma eğiliminde. Hani kendi enerjilerinden kaynaklanıyor bu. Eğer ben bunu sabit tutmak istiyorsam, yani benim içimdeki potasyum miktarını bin kat daha fazla tutmak istiyorsam o zaman bunun için bir enerji harcamam lazım. O yüzden burada da enerji harcanacak. Cevabımız ne olur? 2 ve 4. Denizli şıkkı olur. 19. soru. Bir bitki hücresinde bulunan çift zarla çevrili yapılar hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar çift zarla çevrili olan 3 tane yapı vardır. Nedir bunlar? Mitokondri, plastitler ve çekirdek. Plastitler yerine direkt kloroplast da yazabilir ama burada zaten plastit yazmış. Bakın Golgi'de çift, çift zar yoktur. Yine Golgi yazmış burada. Koful yazmış. Bunlar da çift zar yok. Endoplazm retikulumda çift zar yok. Bakın plastit, mitokondri, çekirdek demiş. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 20. soru. Ökaryotik bir hücrede ribozomal RNA aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir? Direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Ribozomal RNA'nın sentezlendiği yer çekirdeğin içerisinde bulunan çekirdekçik dediğimiz yapıdır. Dolayısıyla cevabımız çekirdekçik olacak. Golgi ne iş yapıyor? Golgi salgı paket yapıyor değil mi? Golgi salgı, golgi salgı. Oradan gelsin aklınıza. Lizozom, liz parçalamak demektir. Hücrenin içerisinde sindirim yapar arkadaşlar. Yani maddeleri parçalar. Granülle endoplazmik retikulum hücrenin dışarısına gidecek olan proteinlerin sentezlenmesini sağlar. Daha sonra maddelerin taşınmasında görevlidir. Taşınma diyelim. Sitoplazma zaten birçok olayın gerçekleştiği yerdir. Cevabımız ne olacak? Çekirdek, çekirdekçik olacak. 21. soru. Bir hücrenin bakteri, mantar veya bitki hücresi olduğuna karar vermede hangisinin kullanılması yeterlidir? Arkadaşlar üçünün de hücre duvarı var mı? Var. O zaman ben hücre duvarlarındaki maddelere bakarsam ben bunların hangi hücre olduğuna karar verebilirim. Bakteride hücre duvarında ne var? Peptidoglikan. Mantarda ne var? Kitin. Bitkide ne var? Selüloz. Dolayısıyla ben bunları eğer saptarsam hangi hücrenin hangisi olduğunu bulabilirim. E şıkkından gidelim. Çekirdeğin varlığının saptanması. Bakteride çekirdek yok tamam ama mantarda da var bitkide de var. Çekirdeğe bakarak bu ikisini ayırt edemem. Golgi cisimciğinin varlığının saptanması. Bakteride golgi yok onu ayırabilirim. Ama mantar ve bitki hücresinde golgi var. O zaman ben ayrım yapamam arkadaşlar. Bu da gitti. Endoplazmik retikulum varlığının saptanması o da Golgi ile aynı şekilde olacak. Bakteriyi ayırırım. Bakteride endoplazmik retikulum yok ama mantar ve bitkiyi buna bakarak ayırt edemem. Ribozomun varlığının saptanması. Ribozom zaten tüm canlılarda var. Ribozom hiçbir şekilde ribozomun ee, büyüklüğüne bakmadığınız sürece çünkü bakterilerde prokaryotlarda 70 s ökaryotlarda 80 s büyüklüğündedir ama yine ribozomun büyüklüğüne bakarsam bile mantarla bitki yine ayırt edemem burada varlığının saptanması dediğinde üçünde de bulunduğu için yine ayırt edemiyorum arkadaşlar ama hücre duvarlarının kimyasal yapısına baktığım zaman ben bu üç hücreyi de ayırabilirim bakterilerde peptidoglikan mantarlarda kitin Bitkilerde de selüloz yapılıdır. Gelelim 22. sorumuz 2021 TET'de çıkmış bir soru. Biraz daha yakın değil mi? Yakın tarihte. Hücre zarı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket halindedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Zaten bu hareketlilik sayesinde olaylar gerçekleşiyor. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin dağılımı Tüm canlıların hücre zarlarında aynıdır demiş. Bakın bu yanlış olur. Neden? Çünkü glikoprotein ve glikolipitlerin dağılımı hücreye özgürlük kazandırıyor. Daha önce de bahsettik. Eğer tüm canlı hücrelerde aynı olsaydı bu dağılım o zaman e, her hücre birbirinin aynısı olurdu. Bu da maalesef bizlerde işte karaciğer hücrelerinin farklı, mide hücrelerinin farklı, kalp hücrelerinin farklı olmasına sebep olmazdı. Dolayısıyla bizim hepimiz aynı olurduk. Yani belli bir hücre topluluğu düşünün. Ee, özelleşme dediğimiz durum gerçekleşmezdi. Dolayısıyla bu olmaz. Bu yanlıştır. Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler bütün moleküllerin zardan geçişinde görev alır demiş. Bu da yanlıştır. Taşıyıcı proteinler sadece belirli molekülleri tanıyor. Mesela glikozu tanıyor, fruktozu tanımıyor. İşte ee, Mesela galaktozu tanıyor yağ asidini tanımıyor. O yüzden de bütün moleküllerde sadece belirli moleküllerin geçişinde görev yapar arkadaşlar. Doğru olanı sorduğu için cevabımız yalnız bir aşık olacak. 23. soru bu da 2017 YGS'de çıkmış. Diyor ki U şeklinde bir cam boru şeker moleküllerine geçirgen olmayan yarı geçirgen bir zarla bölünüyor. Bu borunun A ve B kollarına eşit hacimlerde fakat farklı derişimlerde şeker çözeltileri konuluyor. Şekil bir başlangıç durumuymuş. Diyor ki bir süre beklendikten sonra bu borunun kollarındaki çözelti seviyelerinin sabit hale geldiği görülüyor. Şekil 2 de son durum. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar ee, ilk başta eşit değil mi? Daha sonra bir süre bekleniyor. B kolunda sıvı seviyesi yükselmiş. O zaman A'dan B, A'dan B'ye ne geçişi olmuş? Su geçişi, madde geçişi olmuş diyebiliriz. O zaman arkadaşlar su geçişi olduysa burada yarı geçirgen zar var çünkü. Yarı geçirgen ve diyor ki şeker moleküllerine geçirgen olmayan o zaman buradan ne geçmiştir? Su molekülü geçmiştir. Şekere geçirgen olmadığı için bu yarı, yarı geçirgen zar. O zaman B maddesinin yoğunluğu A'ya göre daha fazladır diyebilir miyiz? B A'ya göre hipertoniktir diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. O zaman B'nin yoğunluğu A'dan daha fazladır. B büyüktür A diyeceğiz. Şimdi bakalım buna göre yorumlayalım. Diyor ki: Son durumda A koluna saf su ilave edilip beklendiğinde bu koldaki çözelti seviyesinin yükselerek B kolundaki seviyeyi geçmesi beklenir. Şimdi ben son durumda A koluna su eklersem saf su. O zaman buranın yoğunluğu yine azalacak. Çünkü saf su ekliyorum. İçindeki madde miktarı sabit, sürekli su ekliyorum. Ne olur? Şey gibi düşünün mesela bardağa bir, bir kaşık şeker attınız sürekli üstüne işte çay ekliyorsunuz. Ne olacak bir süre sonra o şeker tadını almazsınız arkadaşlar. Bu da aynı durumdur. Eğer ben buraya sürekli saf su ilave edersem A koluna bir süre sonra artık oradaki şekerler hani çok az bir duruma gelecekler. Dolayısıyla burada yine B kolu daha yoğun bir duruma geçer ve su molekülleri B'ye doğru geçer. Burada B kolundaki seviyeyi geçmesi beklenir demesi yanlış olur. Yine B'de yüksek olur. Çünkü B daha hipertonik bir ortamdır. O yüzden bu yanlıştır. Başlangıç ve son durumları karşılaştırıldığında A kolundaki çözeltinin derişimi artmış, B kolundaki çözeltinin derişimi ise azalmıştır. Evet, şimdi bakın ben başlangıca bakayım. Hemen şöyle yapalım. İsterseniz kafamızdan bir değer yazalım. Diyelim ki A kolunda %20'lik bir şeker çözeltisi var. B kolunda %30'luk bir şeker çözeltisi var. Ne olur arkadaşlar bir süre sonra biliyor musunuz? Derişimler eşitleninceye kadar olaylar devam edecek. Şimdi buradan su molekülü B'ye geçtiği zaman B'nin derişimi azalır çünkü B'ye su geçiyor. A'nın derişimi de artar. Ortalama %25'lik duruma geldikleri zaman, eşitlendiği zaman arkadaşlar zaten geçişler duruyor. O zaman B kolundaki çözeltinin derişimi azalıyor çünkü 30'dan 25'e düştü. A'daki de artıyor 20'den 25, 20'den 25'e çıktığı için o yüzden 2 numara doğrudur. Başlangıç durumundaki B koluna konulan çözeltinin şeker derişimi A koluna konulan çözeltinin şeker derişiminden daha yüksektir. Zaten burada demiştik B büyüktür A demiştik bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Doğru olanı sorduğu için 2 ve 3 Denizli şıkkı olur. Gelelim 24. sorumuza. Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı gösterilmiştir. Bakın birinciye dikkat ederseniz birinci de maddeler az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru taşıyor. O yüzden bu nedir? Aktif taşımadır. Az yerden çok yere taşındığı için ve ATP harcanır. ikinciye baktığım zaman şuraya baktığım zaman maddeler çok olduğu yerden az olduğu yere doğru. Çünkü ok yönüne bakıyorum az olduğu yere doğru taşınıyor. O zaman bu da nedir? Kolaylaştırılmış difizyondur. Diyor ki bu taşıma olayları ile ilgili ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu söylenebilir? Şimdi bakın, aktif taşımada ATP harcanırken kolaylaştırılmış difizyonda harcanmaz. İkisinin ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Proteinleri görev almasıdır. Proteinler görev aldığı alması olayı ortaktır. Geriye kalanlar ortak değildir arkadaşlar. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir demiş. Şimdi kolaylaştırmıştı difüzyon kendiliğinden gerçekleşir derişim farkından dolayı ama aktif taşımada enerji harcamak zorunda. Çünkü az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru taşıyorsunuz. O yüzden de enerji harcanır. Burada bir numara yanlış oluyor. Zar proteinleri işlev görür. Evet ikisinde de protein var. Doğrudur, ortaktır. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir. Aktif taşımada enerji harcanır ama kolaylaştırmış difüzyonda harcanmaz. Bu da ortak değildir. Bize ortak olanı sorduğu için, pardon bu da ortak değil, yalnız iki ortaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 25. soru diyor ki, bu da 2019 TYT sorusu. Bir öğrenci izlediği bilimsel bir belgeselde ayrıntılı mikroskobik görüntüsünün anlatıldığı bir hücreli organizmanın prokaryot değil ökaryot olduğu sonucuna varıyor. Şimdi bir hücreli bir organizma e, görüyor ama prokaryot değil de ökaryot olduğunu söylüyor. Diyor ki öğrencinin bu organizmada aşağıdakilerden hangisini gözlemesi bu doğru kanıya varmasını sağlamış olabilir hücre duvarına sahip olması. Şimdi hücre duvarı prokaryotta da var, ökaryotta da var. Dolayısıyla bununla ilgili değildir. Hücre içerisinde kofulların olması. Şimdi prokaryotta koful yok, ökaryotta var. O zaman bunun ökaryot olduğu sonucuna var, varmıştır arkadaşlar. Bursa olur. Diğerlerini de okuyalım. Hücrenin hareketini sağlayan bir kamçının bulunması. Kamçı bakterilerde de bulunabilir. Prokaryottur. Mesela öglenada da vardır. Öglena ökaryottur. Bu da e, geçerli bir gerekçe değil. Hücrenin ortasından basit çekiye bölünerek çoğalması arkadaşlar bu prokaryotların bir özelliğidir. Ökaryotların basit çekiye bölünme olayı yok. Ökaryotlarda mitoz evreleri görülür. Dolayısıyla bu da olmaz. Hücrede ribozomların bulunması. Her ikisinde de ribozom var. Dolayısıyla bunu da almış olamaz. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 26. soru Diyor ki aşağıda bir hayvan ve bitki hücresi şematize edilmiştir. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı görülür? Hücre duvarının varlığı. Şimdi bitki hücresinde hücre duvarı var ama hayvan hücresinde yok. Bu farklıdır. Hücre bölünmesi de sitokinezin gerçekleşme şekli arkadaşlar Hayvan hücrelerinde stokinez boğumlanarak gerçekleşirken ortadan boğumlanma olayı gerçekleşir. Bitki hücresinde aralemel oluşur. Dolayısıyla bu da farklıdır. Hücre içinde yer alan organel çeşitleri. Mesela bitkilerde kloroplast varken hayvanlarda yoktur. Veya hayvanda sentrozom varken bitkide yoktur. Bu da farklılık gösterir. Hücre içi iskelet elemanlarının varlığı. Her ikisinde de hücre içi iskelet elemanı vardır. Yani mikrotübür, mikrofilament, arafilament Tüm ökaryotik canlılarda vardır. Dolayısıyla bu farklılık göstermez. Cevabımız farklılık olmadığı dediği için deniz ışıkkı olacak. Kofulların sayısı ve büyüklükleri bitkilerde yaşlandıkça kofullar büyür ve sayısı azalır. Hayvanlarda arkadaşlar yine koful sayısı büyüklüğü farklılık gösterebilir. Yani her ikisinde de farklılık gösterebiliyor. Mesela bitkilerde merkezi koful varken Hayvanlarda merkezi koful yoktur. Bu da farklılık gösterir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim 27. sorumuza. Bu arada 3 tane sorumuz kaldı. Diyor ki ökaryotik bir hücrede aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi zarla kuşatılmış bir organel içerisinde gerçekleşmez? Bakalım. Aslında bu birazcık şeymiş ya. 2018 ayete demişim. Evet buraya birazcık şey yazmışım ama daha çok ayete tarzı bu. Çünkü hücresel solunumu bilmeniz gerekiyor, fotosentezi bilmeniz gerekiyor. Ama yine de şöyle bir bakalım. Şimdi glikoliz nedir? Glikoliz, hücresel solunumun ilk basamağıdır ve arkadaşlar glikoliz sitoplazmada gerçekleşir. Sitoplazma. Krebs döngüsü yine oksijenli solunumun devamıdır arkadaşlar. Yani glikolizden sonra gerçekleşir. Bu mitokondri de gerçekleşir. Mitokondri. Fotosentezin zaten kloroplastta gerçekleştiğini biliyoruz. Mesajcı RNA sentezi çekirdek pardon, e, çekirdekte gerçekleşiyor arkadaşlar. Çekirdekçik diyecektim. Çekirdekçikte olan ribozomal RNA sentezidir. Bu çekirdekte sağlı gerçekleşir. Hücre içi sindirimde lizozomda gerçekleşir. E burada zarla kuşatılmış bir organel olmayan hangisidir? Sitoplazma değil mi? Glikoliz sitoplazma gerçekleştiği için organel de olmaz. Dolayısıyla cevabımız A olur. Bu biraz ayete tarzı olmuş çünkü glikoliz krebs döngüsünden dolayı. O yüzden hani ilk başta çözememeniz normal. Sadece TYT çalışıyorsanız. 28. soru. Bir hayvan hücresi bir hücre içiyle ee, pardon. Bir hayvan hücresi bu hücre içiyle izotonik olan bir ortama konuluyor. Diyor ki bu ortamdaki hücre ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar izotonik ortamda ne oluyordu? Geçişler eşit oluyordu, değil mi? Su molekülleri hücre zarından içeriye ve dışarıya eşit miktarda geçer. Doğru. Hücrenin hacmi sürekli olarak genişler. Bakın hacimde, boyutta herhangi bir değişiklik olmaz izotonik ortamda. Dolayısıyla bu yanlıştır. Hücrede su molekülleri dışında madde alışverişi gerçekleşmez demiş. Hayır. Madde alışverişleri olabilir. Sadece eşit miktarda olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız A şıkkı. yalnız 1 olacak. Gelelim 29. sorumuza. Endosimbiyoz hipotezine göre ökaryot hücrelerdeki mitokondrilerin ve kloroplastların endosimbiyozla hücre yapısına katıldığı kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Mitokondrinin ökaryotik hücre yapısına kloroplastan daha önce katıldığını kanıt olarak gösterebilir. Ben bu soruyu çözmüştüm. Ee, buna benzer bir şey daha sormuşlardı arkadaşlar. Ee, şıklarına bakalım. Şimdi soru aynı ama şıkları birbirinden farklı. Hücrelerdeki mitokondri sayısının kloroplasttan daha fazla olması demiş. Bu değildi değil mi? Önceki soruda da vardı. Dur bakayım aynı soru mu? Yok aynı e, soru aynı ama şıklar farklı birbirinden. Şimdi mitokondri sayısıyla kloroplast sayısının bunda herhangi bilgisi yoktur. Ne demiştik? Mitokondri tüm ökaryotlarda görülüyordu. Kloroplast sadece bazılarında görülüyor. O yüzden de e, mitokondrinin daha önce yerleştiği olay. E, Endosimbiyozla yerleştiği kabul ediliyor arkadaşlar. Mitokondrinin kloroplasttan daha fazla ATP sentezleyebilmesi bununla da bilgisi yoktur. Mitokondrinin güneş enerjisini kullanamaması bununla da bilgisi yoktur. Kloroplastın bazı ökaryotik hücrelerde bulunurken mitokondrinin kural olarak ökaryot hücrelerin tümünde bulunması zaten cevabını söylemiştim. Cevabımız bu olacak. Mitokondri'nin yapısında iki zar bulunduğu halde kloroplastta bu zarlara ek olarak tilakoit zarın bulunması buna da bilgisi yok. Cevabımız Denizli. Bakın bu 2015 LYS'de çıkmış. Diğerine bakayım. Bakın diğeri de 2016 LYS'de çıkmış arkadaşlar. Yani arka arkaya İki yıl aynı soruyu sormuşlar sadece şıklarını değiştirerek böyle şeyler olabiliyor. Yani ÖSYM kendini tekrar edebiliyor. O yüzden çıkmış soruları çözmek sizin için çok çok faydalıdır. Mutlaka çözün. Soruların pdf'sini açıklama kısmına bırakacağım. Cevap anahtarı da var zaten hemen altında. Önce kendiniz çözün. Daha sonra arkadaşlar beni dinleyin. Ya da beni dinlerken yine birlikte çözebiliriz. Sıkıntı yok. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.